Başardık. Başardık ama önümüzde büyük bir sorun var. Nedir o? O kadar altını nasıl nakde çevireceğiz? Merak etmeyin. Altınları satarken size yardım ederiz. Bunlar da kim be? Birer bardak da bize rakı koyun bakalım. Sizin ne işiniz var burada be? Nasıl geldiniz buraya? Sizi Balat'ta görmemiş miydim ben? Tam üstüne bassın Halim Bey. İsmimi nereden biliyorsun sen? Halil Güneşli'nin kardeşi Cömert Halim Bey'i kim tanımaz? Halil senin kardeşin mi? İşte bardaklar. Fidan. Lan sizin ne işiniz var burada be? Halil. Galiba ben de bayılacağım. Ne olan? Başlarım şimdi sana da bayılmana da. Nasıl buldunuz benim izimi? Takip ettik Halim Bey'i. İyi halt ettiniz. Şimdi siz duydunuz ya, İstanbul'da duymayan kalmaz. Halil Güneşli İstanbul'da. Kim bunlar Halil? Bizim mahallenin mahallenin kızları. Baş belalarım desem acaba. Yüzüne ne oldu Halil abi? Çok merak ettim. Daha da kurtlar yüzümü parçaladı. Sonra bir orman ayısının eline düştüm. O daha fena parçaladı. Neyse anlayacağın canımı zor kurtardım. Bir şekilde oradan kaçmayı başardım. Planlarım altı sordu. Sonunda bir kamyona rastladım. Ne yapacağım ben şimdi? Ver elini İstanbul. Çok yoruldum bugün. Şuna da bakın hele. Sanki önemli işler başarmış da yorulmuş. Tabii yoruldum Semiha. Neden böyle söylüyorsun? Daha ilk günden böyle mızmızlanmaya başlayacaksan işimiz iş. Çalışmak kolay mı kızım? Hem çalışıyorsun da doğru dürüst para mı kazanıyorsun? Ben büyüdüğünde altın bileziğin olsun diye sana bu işi buldum. Senin kazanacağın paradan ne olacak? Ama bahşiş de veriyorlar. Ne? Bahşiş mi? Tabii. Bak. Vay be. Bahşiş ha? Evet. Maaşımın dışında her gün böyle bahşişlerim olacakmış. Eli açık bir sürü kadın geliyor dükkana. Ver o parayı sen bana. Ev için harcayacağım. Kadınlara iyi davran, tamam mı? Bu iyiliğimi de hiç unutma. İyi akşamlar Lamia. İşte ilk günü nasıl geçti? Güzel geçti. Canım benim. Şu perdeleri bir takayım hele. Nasıl, güzel mi? Yine nesi var bunun böyle? Aman oh be. Nihayet. Perdesiz ev olur mu hiç ayol? Çocuk oyuncağı mı sandınız bunu? Bu iş korsan yelkenleriyle okyanus aşmaya benzer. Gemide kadın bulursa ne olur? Ne olurmuş? Ölünün körü olur. Mürettebatın başına her türlü uğursuzluk kadınlardan gelir. Anladınız mı beni? Her türlü uğursuzluk. Halim doğru söylüyor. Dünyanın başına ne bela geldiyse hep kadınların yüzünden. Doğru. Anacığınız bunu bilseydi sizi kesin doğurmazdı. Bana bak. Anamı bu işe karıştırma. Ne olurmuş karıştırırsa? Bana bak, sen de çok oluyorsun. Yeter be. Kesin. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor Halil. Bana ne dırdır ediyorsun be? Ben mi taktım bu karıları peşime? Sana bir çarparsam görürsün dırdırı. Onu bunu bilmem arkadaş. Halil'in bana sözü var. Bana borcu var. Ödemesi gerek. Bu işte birlikte olursak Halil'le ödeşiriz. Ulan ben sana ne zaman söz vermişim? Şeytan karı senin... Ağzını topla Halil. Burada bu kadar insanın arasında... Ne yapar mısın lan? Gösteririm sana ne yapacağımı. Kurtların parçaladığı suratını bir de ben parçalarım. Yeter! Eğer bir kelime daha konuşursanız hepinizin kıçına tekmeyi basar, Defne'yi tek başıma çıkarırım. Anladınız mı beni? Diyelim ki sizi bu işe aldım. Elinizden ne gelir sizin? Oo, sen bizi tanımıyorsun daha. Elimizden uçanla kaçan kurtulur. Söyle hadi. Biz bir kere çok iyi... Abla biz ne yaparız? Biz bir kere erkeklere çok iyi bağlarız. Nasıl? Güzelliğimizi kullanarak. Ulan her tarafınız Afrodit olsa ne yazar be? Bir zamanlar sahilde sümük peşimde koşarken öyle demiyordun ama. Doğru lan. Aslında hiç fena karı değildir ha. Benimle düzgün konuş Halil. Ne o karı marı? Peki peki, sustum. Güzelliğimizi kullanarak mı dedin? Evet, Allah'a şükür ikimiz de güzeliz. Erkekler bize kanarlar. Değil mi? Durun bir düşüneyim. Hasan, sen ne diyorsun? Vallahi kadın kısmısına hiç güvenmem. Ama bu işte bir lider var. O da sensin. Kararı sen ver. Tabii ya. Lider benim. Lider ben olduğuma göre de... Pekala, kızlar haklı olabilir. Tamam. Kızlar da alıyoruz. Ama ola ki ağzınızdan bir şey kaçırırsanız... Anam avradım olsun, topunuzu toprağa diri diri gömerim. Mehtap Hanım? Efendim? Alo? Kim? Ha, burada, bir dakika. Halim, sana telefon. Hurdacı diye biri arıyor. Alo? Evet, hurdacı. Tamam tamam, merak etme. Ben sözünün eri, namuslu bir defineciyim. Şu anda adamlarımla toplantı halindeyim. Bu gece oraya gidip araştırma yapacağız. Sonra da esaslı bir plan yaparız. Tamam tamam. Hadi güle güle. Ne oldu Halim? Yok bir şey. Evet. Kızlar da var demiştik. Bu geceki görevimizi yerine getirmek için çıkıyoruz. Planım şu. Ben Hasan'la Defne Mahallesi'ne gidip araştırma yapacağım. Siz Mehtap Hanım, siz de gelin. Fidan Hanım ve biraderim burada kalıp ortalığı toparlayacak. Hadi be, hizmetçi miyim ben? Birader bey, eğer bir kelime daha edersen kendi payını unut. Hayatın boyunca izbeliklerde böyle yüzsüz yüzsüz yaşayıp sürünüp gidersin. Anladın mı? Peşindeki Celal'le Hulki de cabası. Yürüyün, gidiyoruz. Görüşürüz. Ulan ben seni. Beni evime kadar bıraktığınız için teşekkür ederim. Bir şey değil Adnan. Evet, ne düşünüyorsun? Yüzün allak bullak. Sizce ne düşünebilirim? Bunda ile evlenmek sorun değil. Bunu ben de istiyorum. Peki sorun ne? Sadece ona bu teklifi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ya hayır derse? Hayır dememeli. Neyse. İyi geceler. İyi geceler. Üf, çek şu elini kolunu önümden. Eve doğru düzgün bir anten bulmak lazım. Böyle olmuyor. Hazır değil mi hala yemek? Birazdan hazır. Çabuk ol, acıktım. Şuraya bak ya, insanlar ne güzel eğleniyor. Bense burada. Hanıma iyi kız olmak için elindekinin değerini bilmek lazım derdi. İkiniz de çok biliyorsunuz. Kötü kızlar cehenneme gider. Ya iyi kızlara ne olur biliyor musun? Bilmiyorum. Söyleyeyim o zaman. İyi kızlar cehennemi burada yaşar. Bu kümeste. Bu yüzden mi kardeşin olduğumu söylemeye utanıyorsun? Evet. Senden de, çok bilmiş laflarından da nefret ettiğim için. Anladın mı beni? Gelin şöyle. Tamam. Ver elini. Dikkatli ol. Hadi. Gel. Evet. Ver elini. Tamam. Ver elini. Şöyle. Dikkat et. Ama burada fabrika var. Görüyorum. Kör değilim. Dürbünü ver. Tamam. Al bakalım. Bekçi var. Duvarlar ve üzerinde demirler var. Oldukça yüksek. Mutlaka vahşi köpekler de vardır. Barbaros Hayrettin'in definesi fabrikada mı yoksa? Bilmiyorum ama olabilir. Hurdacı burası için gidin görün dedi. Ben korktum. Gidelim buradan. Bir sus ya. Lütfen sus. Konsantrasyonu bozuyorsun. Yarın gidip hurdacıyla görüşmem lazım. Hurdacı kim ya? Uzun hikaye. Yarın ola hayrola. Hadi yürüyün. Özlemişim mi seni? Fidan Hanım şöyle yaklaş. Sahiden defineyi bulunca payımı vereceksin değil mi? Vermez miyim? Tabii vereceğim. Eskiden ne güzel rakı içerdik değil mi? O eskiden de Halil Bey. Bir ara beni tanımamazlıktan bile geldin. Unutmadım bunları. Artık aklım başıma geldi. Bundan sonra gözüm senden başkasını görmeyecek. Kurtlar iyi ki gözlerini yememişler. Başlatma şimdi kurtlarından. Sen kardeşime Halim denen o üçkağıtçıya göz kulak olacaksın, tamam mı? Halim galiba Mehtap abayı yaktı. Anlıyorsun değil mi beni? Hem de çok iyi. Onun ne alt yiyeceği belli olmaz. Onun her hareketinden beni haberdar edeceksin, tamam mı? Peki benim payım ne olacak? Ne diyorsun lan sen? Payım da payım. Vereceğiz dedik ya. Daha ne istiyorsun? Bıktım senin para gözlüğünden ha. Kalk be kalk. Kalk masayı topla. Bulaşıkları yıka. Kalk hadi. Ne bağırıyorsun be? Topluyoruz işte. Oğlum Halil. Lamia'nın mirası için biraz daha sabredeceksin. Bu ne lanetli mirasmış be. Ama bu hazine işi olursa biraz daha gayret olur. Ulan felek. Bir kerecik şu garip kuluna da sahip çık be. Hadi Adnan. Cesaret. Başaracaksın. Hadi oğlum. Yapabilirsin oğlum. Sanki neler gördün geçirdin. Hadi. Hadi cesaret. Allah kahretsin. Kız yattı. Ne yapacağım ben şimdi? Of, amcam da nerede kaldı? Of Lamia! Kalk kız. Uykun geldiyse git yatağında zıbar hadi. Zaten canım sıkkın bir de seninle uğraşamam hadi. Allah rahatlık versin anneciğim. Sana da iyi geceler Semiha. Tamam. Yarın aynı saatte işinde olacaksın, tamam mı? Beni götürmeyecek misin? Ben senin rehberin miyim be? Artık yolu öğrendin. Bak, tam saatinde işinde ol. Beni rezil etme. Peki Semiha. Hasan, sen gir biz geliyoruz. Üşüyor musun? Teşekkür ederim. Seni tanıyalı 1-2 saat olmadı. Ama itiraf edeyim sana ısındım. İyi kızsın. Lakin dilin biraz sivri. Ama o da sana yakışıyor ne yalan söyleyeyim. Hala üşüyor musun? Evet. Ne söyleyeceksiniz söyleyeyim de. Tamam. Şey diyecektim. Yani inşallah kazasız belasız bu işi halleder. Hepimiz biraz para kazanırız diyorum. İnşallah. Artık içeri girelim mi? Okey, girelim. Buyur. Ne oluyor lan? Kandırıyor musun bizi ha? Üçkağıtçı. Defile yerine fabrika bulmuşsunuz. Ne iş? Dolandırıcı. Yabancı değil. Aynı ananın iki oğlu. Sus be, şimdi patlatırım bir tane ha. Sen demin bana ne dedin? Bir şey demedim. Vallahi demedim ya. O adam kim diyecektim? Ha şöyle yola gel. O adam hurdacı diye biri. Kim o? Benim gizli yardımcım. Önemli tüyoları ondan alırım. Harbi çocuktur. Sözümden dışarı çıkmaz. Sever sayar, çekinir benden. Yalanını yiyeyim senin. Ben eve gidip bir bakayım çocuklar ne yapıyor. Hem giderken kızları da evine bırakayım. Yine benim evimde kafa çekeceksin değil mi? Öf, leş gibi kokuyorsun zaten. Seninle aynı odada yatamam. Hem kızlara bakmalıyım. İstersen sen git bak. Eğer Hulki denen adamdan korkmuyorsan. Tamam. Git hadi. Hasan, arabayı alabilir miyim? Al ama dikkatli kullan. Merak etme. Gidelim mi kızlar? Hadi. Bu herif sana sırılsıklam aşık Mehtap. Biliyorum. Salağım benim. Aman, bunun her hareketini izle ha. Bu Güneşli ailesinin sağ solu belli olmaz. Yine bir kazık yemeyelim bunlardan. Hadi kızlar, uçağınız bekliyor. Tamam. Geliyoruz. Yürü be oğlum adnan. Kim tutar seni? Bitir şu işi bu gece. Kim o? Benim Adnan. Adnan? İyi geceler. Rahatsız etmemişimdir umarım. Yani seni görünce. Biliyorum. Çok şaşırdı değil mi? Şuraya oturayım. İnanmayacaksın ama ben de çok şaşırdım. Benim burada ne işim var sahi? Ben müsaadenizi rica edeyim. Ya, tutkal mı sürdün ya buraya? Kalkamadım. Adnan, ne bu hal? Efendim Funda. Neler oluyor? Neler mi oluyor? Dolar yükseldi. İsrail Filistin'i işgal etti. Oğuz Irak'a operasyon hazırlığına gitti. Adnan, saçmalamayı bırak. Ne yapıyorsan sen de aç gazetelere bak. Ne işin var gecenin bir vakti evimde? Ben sana bunu soruyorum. Bak istemiyorsan gidebilirim. Sana gitmeni istediğimi söyledim mi? Sahiden istemiyor musun gitmemi? Evet. En azından niye geldiğini söyleyene kadar. Tamam. Sahi ben buraya niye geldim ya? Ha, evet hatırladım. Evet. Evet ne? Sen söyle. Evet ne? Niye geldin? Dedim ya. İstemiyorsan gidebilirim. Burası da çok yumuşakmış ya. Bana 5 dakika izin verir misin? Göz kapaklarımı dinlendireyim. Adnan? Seni ayyaş. Teşekkür ederiz Halim Bey. Sizi buraya kadar yorduk. Aman efendim, lafım olur. Sizin gibi iki genç güzel hanımı gecenin bir vakti yalnız başına hiç yakışır mı bize, değil mi ama? Haklısınız Halim Bey. İyi geceler. Sizi evinize kadar bıraksaydım. Evimize geldik zaten. Ama kapıya daha çok var. İyi ya işte. İstanbul burası. Şey yani hırlısı var, hırsızı var. Ben en iyisi sizi kapıya kadar bırakayım. Yapmışken dubu kıyak yapayım. Oldu olacak yatağa yatır, bir de iyi geceler öpücüğü ver bari. Kızım, o bizim hazine sandığımız. Aman abla. Önden buyurun hanımlar. Hadi kız. Şimdi ayvayı yedik işte. Ne oldu kız? Uf, anahtar yok. Bakkal diye çıkmıştım. İçeride unuttum herhalde. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Paniğe kapılmayın hanımlar. Kurtarıcınız hizmetinizde. Hemen yandan balkona tırmanır, size kapıyı açarım. Ha? Aa, durun. Sahi mi? Sahi ya. Siz beni ne sandınız? Durun ayol. Nereye gidiyorsunuz? Gecenin bir vakti düşüp kolunuzu bacağınızı kıracaksınız maazallah. Ben açarım kapıyı. Aa! Ay! Dur be! Ay, kız! Bağırma gecenin bir vakti. Herkesi uyandıracaksın. Kız! Manyak mısın be? Şşş! Başım. İşte bu kadar. Nasıl yaptın bunu? Ben her kapıyı açarım Halim Bey. Tanrı vergisi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu kızda iş var. Hem de her bir şekilde iş var Allah'ıma. Ne biçim açtı kilidi? Bu kıza ne kapı dayanır ne kilit. Ah yaktın beni be. Evet Azize. Hayatının kararını verdin. Bakalım yarın nelere gebe. Yeni hayatın seni nerelere sürükleyecek. Bakalım gerçek yüzün ne? Azize olarak seni kimler adam yerine koyup eskisi gibi saygı gösterecek? Kimlerin nefretini ya da sevgisini kazanacaksın? Bakalım kendi hayatını geri almanın bedelini ödeyebilecek misin Azize? İşte sana verdiğim sözü tuttum oğlum. Her şeyi geride bırakıyorum. Eminim artık huzur içinde yatacaksın yavrum. Oğlum bir tökezlersen bir daha sittin sene burnunu pislikten kurtaramazsın. Bu işin içinde sanki bir pislik var ama hadi hayırlısı. Batarsam cümbür cemaat batacağız. Bir şey değil, garibim Hasan'ı da yakacağım. Ya şu Mehtap. Ne güzel yaratıkmışsın sen ya. Şimdiden özledim. Kadehimi sana kaldırıyorum, Balat prensesi. Ah. Biraz alıştırma yapalım. İyi geceler efendim. Uyumadın mı sen de? Uyandım efendim. Hadi git yat. Yarın işe gideceksin. Hem yorulmadın mı bütün gün işte? Yoruldum efendim. Yorgunluktan uyuyamıyorum. Vah vah vah. Çok üzüldüm. Çok düşüncelisiniz. Öyleyimdir. Teşekkür ederim. Onu kastetmedim efendim. Yani canınızı sıkan bir şeyler var demek istedim. Kızım gidip yatsana sen. İşin yok mu senin? Ne yapıyorsunuz o kağıtlarla? Bunlarla mı? Bu bir oyun. Madem uyumuşsun biraz oynayalım seninle. Bakayım paslanmış mıyım? Bak şimdi. Bu üç kağıdın içinde bir tane resim var. Hı hı. Ben bunları karıştıracağım. Sen de bu resimliği bulacaksın. Ama unutma. Bu alemin en hızlı üç kağıtçısıyla karşı karşıyasın. Hazır mısın? Hı hı. Aa, ama dur bir dakika. Ben kumarı bedavaya oynamam. Kazanırsan kuafördeki maaşın kadar bir maaş veririm. Kaybedersen maaşına el koyarım. Anlaştık mı? Olmaz efendim. Ben kumar oynamam. Kumar kötü bir şeydir. Anam gibi konuşma. Bu sadece bir oyun. Maaşımı ben size vereyim ama siz kazanırsanız bana bir şey vermeyin. Olur mu öyle şey? Ne zevki kalır o zaman oyunun? O zaman her kazanışımda rakınızdan bir kadeh alırım. Çüş. Canımı isteseydin. Hem ne yapacaksın rakıyı sen? Kazanırsam rakı benim olur. Ne istersem onu yaparım. Tamam be. Tamam, seninle uğraşamam. Sanki kazanacakmış gibi. Nasıl olsa içemezsin. Hadi bakalım. Bu acemi şansı. Bir daha deneyeceğiz. Bir saniye. Ne yapıyorsun sen? O artık benim rakım. Bücür. Gösteririm ben şimdi sana. Bu kaçıncı döküşün? Senin rakı fiyatından haberin var mı? Özür dilerim efendim. İsterseniz bırakalım. Hayır. Sana haddini bildireceğim. Rakımı dökersin ha? Hadi bil bakalım. Bırak o bardağı. Ama ben kazandım efendim. Babama çok benziyorsunuz efendim. Başlarım şimdi senin babandan. Hiç benzemem ben o ayyaş üç kağıtçıya. Yani belki biraz ama... Hadi sen git zıbar. Bir rakı içirmedim bu akşam. Babama söyleyin ortaya çıksın. Ne dedin sen? Ona korkmaması gerektiğini söyleyin. Hanıma onu korur. Ne diyorsun kız sen? Hasta mısın? Nereden çıkarıyorsun babanı gördüğümü? Biliyorum efendim. Yeter be. Bir daha söyle bakayım şimdi. Gördün mü? Görmedin mi? Gördün mü? Gördün mü? Sabriye? Anne. Başım çatlayacak gibi. Rezil oldum kıza. Salak herif. Rezil oldum kıza. Eğer evlenme teklif etmeyi beceremezsem hanım ağaya borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Bana düşünmeye bile korktuğum duygularımı hatırlattı. Abi Kerim abi. Bağışla abi. Konuş Ergene. Benden çaldığın malı ne yaptın? Avni'nin konuşmaya niyeti yok patron. Sana fikrini sordun mu? Bülbül gibi konuşturacağım bu iti. Yapmazsan bana da paça Kerim demesinler. Kaldırın şu hırsızı. Tezgah hazır mı? Birazdan hazır olacak patron. Gebereceksin şerefsiz. Hayır yapmayın. Yalvarırım. Çoluğuma çocuğuma acıyın. Çalarken düşünseydin. Deniz seni külçe gibi yutsun da eğlenelim biraz. Yapmayın. Yapmayın. Bunu bana yapmayın. Bağışla beni Kerim abi. Elini ayağını öpeyim yapma. Teşekkür ederim müberracığım. Bak ne diyeceğim. İzninle bu gece biraz geç kalacağım. Hayrola? Halim'le derin işler peşindesiniz herhalde. Ay yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Yarına yetiştirmem gereken bir otomobil var. Tüm elektrik sistemi iflas etmiş. Komple elden geçirilmesi gerekiyor. İyi tamam. Zaten o uğursuz mezar soyguncusu geldiğinden beri bir tuhaf oldun sen. Canım adamcağız ne yaptı sana? Daha ne yapsın? Senin yüzünü görmez olduk. Kim bilir nerelerde sürtüyorsun. Gül gibi karını kim bilir kimlerle. Saçmalıyorsun karıcığım. Ben senin üzerine hiç gül koklar mıyım? Vallahi billahi seni bir kadınla göreyim. İkiniz de parçalarım bilmiş ol. Gözlerinizi oyarım. Anladın mı beni? Bakalım bugün neler olacak. Yapma Kerim abi. İnan et, ben ettim sen etme. İnanç aldıklarımın parasını sana ödeyeceğim. Ulan sülaleni satsam borcunu karşılamaz Hergele. Yaptıkların yanında kar mı kalsın? Atın şunu denize. Abi, hanım ağanın otomobili. Durun. Ne işi var ya? Paşa Kerim! Hayrola Kerim? Adamcağıza çamaşır mı yıkatmaya çalışıyorsun? Bizim kestiğimiz parmak acımaz hanıma. Bana yamuk yaptı. Cezasını çekmesi için küçük bir mahkeme. Senin mahkemen de çok acımasız Kerim. Bu hırsızın yaptıklarından haberim var. Ama verdiğin ceza çok ağır. Çaldıklarını ona götürsün. Bir de ibreti aleme örnek olsun diye bir güzel ıslatırsın yeter. Bağışla ama yetmez hanıma. Hayat şartları zorlaşıyor. Çakallar eskisinden daha vahşi. Çünkü av azaldı. Çakallar arttı. Cezalar ağır olmazsa bu adamlar yakında bizim de etimizden et koparırlar. Çok uzattın Kerim. Sen hala benim adamımsın. Dediğimi yap. Bu itin dersini zaten vermişsin. Çaldıklarını faiziyle ödet. Çakalları da bana bırak. Ben onların hakkından gelirim. Ne yaptığını gördün mü abini? Beni hanım ağayla karşı karşıya getiriyorsun. Şimdi ne olacak? İkiniz de beni affedin. Hadi böyle ya. Bir şeyin olmasını istemezdim. Lütfen aileme zarar vermeyin. Hayır! İşte kendi cezasını kendi verdi. Bu benim gücüm hanıma. Bu senin değil, korkunun gücü. Sen de ben de bu gücü sadece elimizde tutuyoruz. Şimdi dinle beni. Akşam toplantı var. Öbürlerini de topla. Önemli bir konuyu konuşacağız. Nasıl istersen hanıma. Hadi, gidiyoruz. Başın felaket baba. Çatlayacak gibi. Evliliğin düşüncesi bile sana bunu yapıyorsa... evlenirsen kim bilir neler olur. Baba dalga geçme ne olur. Bu evliliği gerçekten istiyor musun? Yoksa sadece hanım ağanın teklifini yerine getirmek için mi? Tabii ki istiyorum baba. İstemediğin bir şey bana hiçbir gücün yaptıramayacağını bilirsin. Peki öyleyse niye kıza teklif edip bitirmiyorsun işi? Hala anlamadım baba. Korkuyorum. Korkuyor musun? Gülme baba gülme. Peki sustum. Düşünerek işin içinden çıkamazsın. Her şeyden önce yüz yüze olmanız lazım. Bence hemen ona bir telefon etmelisin. Etmeli miyim? Hı-hı. Etmeliyim değil mi? Hı. Ah. Alo. Sen misin Adnan? Gece yarasa gibi gelip sabah tarla kuşu gibi kayboldun. Anlıyorum. Öyle gerekiyordu. Ne istiyorsun? Eğer işin yoksa buluşalım mı diyecektim. Yok öylesine. Biraz sohbet ederiz. Nereden Mesli? Sen benim arkadaşım değil misin? Tamam. Yine seni bırakıp gitmeyeceğim. Kaçta? Tamam görüşürüz. Bu sefer iş bitti gibi. Dur bakalım. Hele bir teklif et, ondan sonra sevin. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Aferin Sabri. Anne evet. Aferin sana. Bravo. Hadi kızım. Bravo. Allah. Korktun mu Halil Bey? Maşallah hükümet gibi kadınsınız hanıma. Sizi birden öyle karşımda görünce. Bir yere mi gidiyordunuz? İşte iş, güç. Gitmeden bir konuşalım diyordum. Böyle gökten inip eve tezgah açtın. Bunun benim gözümden kaçtığını mı sanıyorsun? Şöyle oturup bu konuda birkaç çift laf edelim diyorum. Hay siz nasıl emrederseniz. Girebilir miyim? Tabii buyurun. Sabriye, sen yürüyorsun. Canım. Annem başardı Azize teyze, başardı. Tabii başarır. Sizin gibi tatlı kızlar olduktan sonra... Lamia nerede? Anneciğim gel ben seni oturtayım dinlen. Gel. Semiha? Lamia nerede dedim. İşe gitti. Ne işi anlamadım. Lamia bir arkadaşı aracılığıyla iş buldu. Nerede? Bir kuaför dükkanında. Yani küçücük çocuğu çalıştırıyorsunuz ha? Kendi istedi. Bilirsiniz ne kadar inatçıdır. Ben de şimdi iş arıyorum. Babam da ortalarda yok. Amcam sağ olsun bize destek oluyor ama... Yeter! Ben anlamam. Bu çocuğun çalışmasını değil okumasını istiyorum. Sorun paraysa bunu halledebileceğimi hep söyledim. Bana bakın. Lamia benim için öz evladım kadar değerlidir. Onun incinmesini hiç istemem. Bu aileye özellikle Lamia'ya olan düşkününüzü biliyorum. Bu beni nasıl duygulandırıyor anlatamam. Tamam. Duygu sömürüsünden hiç hoşlanmam. Semiha da aileye göz kulak olduğunu söyledi. Eğer öyleyse sevinirim. Tabii amcalarıyım. Ama unutma ki... benim de gözüm kulağım bu evde. Eğer bir yanlışını görürsem defterini dürerim bilmiş ol. Semiha, düş bakalım önüme. Lamia nasıl bir yerde çalışıyormuş görelim. Sana yürümene yardımcı olması için bir yürüteç alalım Sabriye, ha? Canım benim. Seni ayakta görmek beni çok sevindirdi. Göreceksin bak. Her şey yoluna girecek. Ha? Şimdilik hoşça kal. Hazır mısın Semiha? Hazırım. Hadi çıkalım. Canım. Sen çıkmıyor musun? Ben tabii. Ben de çıkıyorum. İş, güç. İyi o zaman hadi çıkalım. Evet tabii. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok mersi. Buyurun. Sağ ol. Evet oluyor öyle şeyler. Kıza bakın ya. Atom karınca gibi vallahi. Artı arımaya. Her yanı sildi süpürdü vallahi. Bundan bir tane daha olsa bir süre sonra hepimiz işsiz kalırız vallahi kız. Kız. Gel bakayım buraya Hatice. Buyurun Suzan Hanım. Lamia'nın nesi var? Nasıl hem bu kadar neşeli hem de bu kadar çalışkan olabiliyor? Bilmiyorum efendim. Sabah eline süpürgeyi bir aldı, bir daha tek kelime bile konuşmadı. En iyisi kendisine sormak kız. Vallahi çatlayacağım şimdi meraktan. Lamia, gel kızım bakayım buraya. Buyurun efendim. Hayırdır kızım? Bir dakika yerinde duramıyorsun. Neşene de diyecek yok maşallah. Evet efendim. Bugün çok mutluyum. Piyango mu çıktı kız? Hayır efendim. Annem iyileşti. Artık yürüyebiliyor. Çok sevindim Lamia. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de neşe içinde çalışıp Allah'a şükrediyorum efendim. Müsaadenizle. Aferin. Ay, görüyor musun? Gel bakalım Halim gel. Umarım iyi haberlerle gelmişsindir. Sen öyle boşuna gelmezsin. Anlat bakalım ne oldu? Bak, seninle açık konuşacağım hurdacı. Hoşuma gitmeyen kokular alıyorum. Ne gibi? Dün gece adamlarımla definenin bulunduğunu söylediğin yere keşif gezisi yaptım. Güzel. İşine bağlı adamları severim. Anlat bakalım. Ama dediğin yerde kocaman bir fabrika vardı. Evet, ne var bunda? Define fabrikanın altında mı yoksa? İçinde. Ne? Sana definenin toprağın altında olduğunu söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Ama o zaman nasıl olacak? Fabrikaya girip kasada duran defineyi alacaksınız. Ne dedin sen? Bu düpedüz hırsızlık. Biz seninle böyle konuşmamıştık. Benden avansını alırken böyle demiyordun ama. Buyur abi. Ben defineciyim, hırsız değil. Kimsenin kasasını soymam. Demek yan çiziyorsun. Evet. Sen beni kandırıyorsun. Yakalanırsak oyarlar beni be. Bu veletlerle mi beni korkutacaksın? Sapanların içinde taş olduğunu sanıyorsun. Ne olacak ki? Çivili demirler var Halim. Kafana bir tane yersen öyle bir delik açılır ki bir bazuka bile böyle bir delik açamaz. Şaka yapmayı bırakıp tekrar ciddi ciddi konuşmaya hazır mısın? Seni duyamıyorum. Hazırım. Bu gece bu iş bitecek Halim. Bu gece mi? Ama daha hazır değiliz. Sen işini bilen adamsın Halim. Bu işi de halledersin biliyorum. İş bitince malı dediğim yere getireceksin. Seni orada karşılayacağım. İşinin karşılığını da şak diye eline tutuşturacağım hiç merak etme. Etmiyorsun değil mi? Etmiyorum. Hadi bakalım işinin başına. Hadi yerlerinize çocuklar, dağılın, dağılın. Ay efendim, hoş geldiniz. Bu dükkanın Buyurun. Sahibi sen misin? Hoş geldiniz. Oğlum cevap versene, bu dükkanın sahibi sen misin? Nedir bu gürültü? Neler oluyor burada? Başlarım şimdi senin dükkanından. Lamia nerede? Lamia! Azize teyze. Canım benim, canım benim. İyi misin? Neden iyi olmayayım Azize teyze? Ne güzel çalışıyorum. Sonra annem. Annem artık yürüyor Azize teyze. Evet biliyorum, biliyorum. Buna çok sevindim. Gel dışarı çıkıp biraz konuşalım, tamam mı? Olur Azize teyze. Canım, Semiha. Ben biraz Lamia ile özel konuşmak istiyorum, tamam mı? Peki hanım ağam. Kim bu kadın Suat? Bu ne edepsiz kadın ayol bağırıyor? Ben böyle bir şey görmedim. Sus kız sus. İnanmayacaksın ama o kadın hanım ağanın ta kendisi. Ne? Hanım ağa mı? Hanım ağa tabii, bildiğimiz. Hani şu bildiğimiz hanım ağa. Tabii. Ay konuşuyor carcar. Suziş gitti kadıncağız. Suziş, Hatice. Ne oldu? Kız kolaya getir çabuk koş. Kendine gel Suziş. Kendine gel. Ay gel çabuk. Nereden çıktı bu kadın şimdi? Nereden çıktı bu kadın? Lamia'nın ailesinin bir dostu. Aman dediklerini yapın yoksa başınız ağrır. Ne? Ay başıma gelenler. Ay bana da bir şeyler oluyor kız. Hanım ağa. Gözlerimin içine bak, bana doğru cevap ver. Neden çalışmak istedin? Ailemin paraya ihtiyacı var. Ama sana defalarca yardım edeyim dedim. Olur mu hiç Azize teyze? Biz ablamla çalışır, evimize bakarız. Babam nasıl olsa bir gün dönecek. Halil mi? Kim bilir öz babanın paralarıyla nerelerde sürtüyor o serseri. Lütfen Azize teyze. Tamam. Toz kondurmuyorsun gene o hayırsıza. Peki okul ne olacak ha? Senin okuman gerek. Bu yıl geçti Azize teyze. Köydeyken misafir öğrenci olarak dersleri izledim. Şimdi seneye kaldığım yerden devam edeceğim. Söz mü? Söz. Peki ya amcan? Onunla aran nasıl? Nasıl biri? Herkes onun için eli açık yardımsever biri diyor. Tuhaf bir adam ama iyi bir insan Azize teyze. Nasıl tuhaf? Bilmem. Bir gün iyi bir gün ters. Nasıl yani? Ters. Ne demek? Ters işte. Peki sana kötü davranıyor mu? Hayır öyle değil. Baban gibi kaba saba biridir olsa olsa. Armut dibine düşermiş. Bak sana bir kez daha hatırlatıyorum Lamia. Eğer kötü bir şeyler olursa mutlaka bana söyleyeceksin, olur mu? Sakın benden bir şeyleri saklama yavrucuğum. Peki efendim. Güzel. Yakında uzun bir tatile çıkacağım. Hı? Kim bilir? Belki beraber gideriz. Sahi mi? Evet, sahi tabii. Canım benim. Tamam Serdar. Aynı yerde buluşuruz. Ben de seni özledim. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Bakıyorum. Kardeş kardeş telefonu paylaşıyorsunuz. Evet. Ama kardeşinde kalması daha iyi olur bu telefonu. Hı? Hem biliyorsun o çalışıyor. Haklısınız. Ne güzel. İkinizin ilişkisine bayılıyorum. Hep benim de küçük bir kardeşim olmasını istemiştim. Neyse. Nerede buranın sahibi? Burada efendim, burada. Ne oldu buna? Bayıldı. Yazık. Neden? Sizi görünce sevinç, heyecan düşüverdi. Eminim sevincindendir. Neyse. Ayılınca söyleyin. Lamia burada çalışmaya devam edecek. Ama sakın kötü davranılmasın çocuğa. Yoksa dükkan başınıza yıkılır. Tabii efendim. Güle güle. Hadi Semiha. Ben bir saçımı yıkatsam. Peki sen bilirsin. Hadi canım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Lamia gel buraya çabuk. Bana bak. Ver şu telefonu diyorum sana. Senin telefona ihtiyacın yok. Hadi işinin başına. Gel bakalım Hulki. Nevzat Bey, nasılsınız? Benim beceriksiz avukatım. Ne yaptın? Yüzüne gözüne bulaştırdığın işleri toparlayabildin mi bari? Uğraşıyorum efendim. Uğraş bakalım. Eğer günün birinde bir işi başarırsan yüzümü kara çıkarırsın. Nevzat Bey, çok şakacısınız. Gevezeli kes Hulki. Ben sonuçların adamıyım. Sonuca bakarım. Senin bana sağladığın sonuçlar artık giderek canımı sıkıyor. Sen burada kıytırık Halil itiyle baş edemedin ama ben bir sürü işi yoluna koydum. Artık Lamia'nın babasının Dubai'deki tüm servetini ele geçirdim. Borçları da avukat Nazmi'ye kaldı. Şimdi uğraşsın dursun bakalım ihtiyar keçi. Lamia yeniden ortaya çıkınca servet tekrar ona kaldı. Artık bir kuruş koparamıyoruz. Biliyorum. Şimdilik ne yazık ki böyle. Ama zamanı gelince hakkım olanı söke söke almayı bilirim. Belki de en güzeli Lamia'yı öldürüp bu işten tümüyle kurtulmaktır. Yaralanan atı hazırladım efendim. Geliyorum. İzle beni. Bak Hulki. Bu benim en sevdiğim atım Cihangir. Çok güzel bir at beyefendi. Üstelik damızlık. Bana 14 tane 1. sınıf tay verdi. Kaç tane yarış kazandı artık saymayı unuttum. Anlayacağın senin gibi yararlı bir attı. Yalnız Seysi bu defa büyük bir hata yaptı. Ne yaptı Nevzat Bey? Onu çalıştırırken bileğinin kırılmasına neden oldu. Ben hataları affetmem hiç. Bileği kırılan atı ne yaparlar Hulki? Vururlar beyefendi. Al şunu. Hayatın boyunca topallarken ayağını kırdığın sevgili Cihangir'imi hatırlarsın. Kaldırın şu pisliği. Bir daha sakın gözüme gözükmesin. Cihangir'e ne yapacağınızı biliyorsunuz. İnşallah artık sen de hata yapmazsın. Lamia'yı öldürmek gibi bir hata. O zaman sadece peşime polis değil, hanıma da düşecektir. Halbuki kafayı çalıştırırsak hukuk sistemi bizden yana olabilir. Değil mi Hulki? Evet efendim. Elveda sevgili atım. Merhabalar. Oo, maşallah. Bakıyorum sohbetinize doyum olmuyor. Ne oluyor burada ya? Cevap versenize. Benden yediği dayağı unutamıyor abi. İyileşir sana gününü göstereceğim. Sen mi? Senin gücün ancak Lamia'ya yeter. Küçükken az mı döverdim seni? O küçükkendi. Sıkıyorsa gel de şimdi döv. Yaralı olmasam seni öyle bir döverdim ki. Hadi ikile. Çekil. Çekil. Ben yukarı çıkıp plan yapacağım. Ha, Rafet. Kimse beni rahatsız etmesin ha. Ulan ben senin. Funda Hanım burada mı? Evet, içeride çalışıyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oo, kaçak gelmiş. Merhaba kızlar. Merhaba Funda. Acil bir işim çıktığı için... En azından insan bir hoşça kal der değil mi? Affedersin, haklısın. Ne? Niye geldin? Ne söylemek istiyorsun? Canım biraz gevezelik etmek istedi. Bunu dün gece de söylemiştin. Ama hatırlamıyorsun. Çünkü sarhoştun. Bugün sarhoş değilim. Evet anlat, dinliyorum. Bak Funda, hayatım giderek zorlaşıyor. Yediğin kurşunlardandır. En son 2 tane miydi? Saymayı unuttum. Lütfen dalga geçme benimle. Funda, hayatım darmadağın. Artık toparlanmak ve kendime çeki düzen vermek istiyorum. Senin adına sevindim. Bir de ne zamandır İtalyan yemeği yemediğimi düşünüyordum. Anlamadım. İtalyan restoranında 2 kişilik rezervasyonum var. Ne dersin? Ya burası iş yeri. Zırt pırt gelip gitmeyin. Ya ne diyorsun sen be? Ne olurmuş zırt pırt gelirsek? Ne olur var mı ya? Esnaf dükkana karı getiriyoruz diye dedikodu yapacak. Bak şimdi... Bir dakika. Doğru konuş. Ne oluyor Rafet? Bu kızlar yine geldi patron. Esnaf ileri geri konuşmaya başlayacak yakında hakkımızda. Biliyorsun yenge bu konularda çok titiz. Oo Hasan, sen bu kadar kılıbık mıydın ya? Çırağın bile karından korktuğunu biliyor. Yok canım yani şey... Yani simanisi şimdi... yok. Oğlum Rafet, hanımlara kibar davranmayı kimse sana öğretmedi mi? Ha? Hangi dağda yetiştin oğlum sen? Halim abi ayıp oluyor ama. Bırak cazgırlığı. Hanımefendiler içeri girsin. Hem benden sana izin. Evine gidebilirsin. Tamam git. Ne haliniz varsa görün. Fidan ne iş? Bakıyorum yol geçen anda çevirdiniz burayı. Manyağa bak be. Daha dün gece konuşmadık mı ortağız diye be? Ne ortağı be? Kadın kısmısından ortak mı olurmuş? Olsa olsa baş belası olur. Ayıp ettin Halil abi. Sen sus kız. Sana fikrini soran oldu mu? Yeter. Burada patron benim. Bu operasyonda kadınlara da ihtiyacımız var. Hem de güzel ve akıllı kadınlara. Hoş geldiniz. Hazırlıklar ne alemde Nedim? En ince ayrıntısına kadar düşündük hanımım. İyi, gel. Buyur. Gidip bir bakalım hele. Aferin Nedim. İyi çalışmışsın. Eksik olmayın hanımım. Yalnız şu 2 sandalye boş kalacak. Ha, Adnan'ı da arayın. Saat tam 7'de burada olsun. Ben odamdayım. Baş üstüne hanımım. Bak kardeşim, onu şöyle ortaya şuraya koy. Arkadaşlar, bu Define'nin kuzu kuzu yatıp bizi beklediği fabrikanın krokisi. Gördüğünüz gibi işimiz hiç kolay değil. Şu gördüğünüz yer fabrikanın duvarları. Burayı aşmak bizim için hiç kolay olmayacak. Ama esas sorun içeri girince başlayacak. İçeride bizi bekleyen vahşi köpekler var. Bana sakın köpek deme. Kurtlar yüzümü parçaladı zaten. Merak etme. Sen fabrikaya gelmeyeceksin zaten. Defineyi alıp kaçmayacağını nereden bileyim? Sen hiç kardeş dayağı yedin mi? Küçükken bana çektirdiklerinin acısını senden öyle bir çıkarır ki felin şaşar. Ben ömrümde dostlarıma hiç kazık atmadım. Değil mi Hasan? Pek emin değilim ama... Gördünüz işte. Canlı tanık. Ayrıca ben oraya yalnız gitmiyorum. Hasan, Fidan ve Mehtap benimle olacak. Bu arkadaşları özellikle seçtim. Birisi elektrik konusunda profesör. Mehtapsa kilitler konusunda uzmandır. Fidan da güzellik uzmanı icabında. Mersi. Nerede kalmıştık? Evet. Duvarları ve köpekleri açtıktan sonra bir de bekçiyle uğraşacağız. İyi de nasıl? Planı yaptım. Sabırlı olun ve beni dinleyin. Ondan sonra Define'ye giden yol açılıyor. Çok kazacak mıyız? Kazacağımızı kim söyledi? Define toprağın üstünde mi yani? Hayır, kasada. Kasa mı? Kasa mı? Kasa mı? Evet. Kasada. Benden her türlü kötülüğü bekleyebilirsiniz ama gidip el alemin kasasını çalmam. Ben de. Biz hırsız değiliz Halim Efendi. Ne fark eder? Birisi yurdumuzun tarihi eserlerini çalıp kasasına koymuş. Biz de ondan çalıyoruz. Ha toprağa kazıp çalmışız, ha kasadan. Fark nerede? Bizi öyle bir şişlerler ki ömür boyu kıçımızın üstüne oturamayız. Fark burada işte. Doğru söylüyor. Ben canımı sokakta bulmadım. Yokum bu işte. Sen sus. Yoksa ameliyat mı ameliyat yok. Yalancısın oğlum sen. Nasıl inanayım sana? İster inan ister inanma. Umurumda değil. Ama başarırsam seni tedavi ettiririm. Mehtap'la Fidan'ı İçine düştükleri bataktan kurtarırım. Hasan'ıma da daha iyi bir dükkan açarım. Sonra da hayatımın son günlerini Hawaii'de huzur içinde geçiririm. Karar sizin sevgili dostlarım. Karar sizin. Bir yanda Barbaros Hayrettin Paşa'nın hazinesi, diğer yanda eski sefil hayatınız. Tamam be. Battı balık yan gider. Varım bu işte. Ben de varım. Halil'i yalnız bırakmam. Canım benim. Ben de varım. Yalnız silah ve şiddet yok. Anlaştık mı? Ayıp ettin Mehtap. Bizim silahımız zekamız. Biz hedefi hep 12'den vururuz. Şimdi iyi dinleyin. Hata yaparsak hayallerimiz mezarımız olur. Dediklerimi unutmayın. Osman. Hoş geldin Nigar. Nasılsın Osman? İyiyim Allah'a şükür. Sabriye Hanım nasıl? Ah, Cenab-ı Allah'ın hikmeti işte. Yürümeye başladı kadıncağız. Çok zor oluyor ama hanıma yürümesini kolaylaştıracak bir yürüteçten bahsetti. Alacakmış galiba. Ne iyi kadın değil mi? Dostuna güvercin, düşmanla şahin. Osman. Buyur Nigar. Süleyman'ın terbiyesizliğinden dolayı bana kızgın mısın? Hiç öyle şey olur mu Nigar? Bu işi aceleye getirmekte hatayı ben yaptım. Asıl ben senden özür dilemeliyim. Aceleye mi getirdik yani? Yani o anlamda söylemedim. Bilakis bence geç bile kalmıştık. Artık nasıl bilemem ama seni Süleyman'dan istemenin zamanı geldi. Ay ciddi misin sen? Ay çok memnun olurum. Abla, gene mi buradasın? Alışverişe geldim. Bir şey almamışsın, ellerin boş. Şimdi... Beni kandırma abla. Al şunları. Al hadi, doğru eve. Hadi. Ama Süleyman... Hadi konuşma, yürü. Ablam abla deme, şimdi alırım ayağımın altına. Hadi yürü. Eve doğru. İyi günler Nigar Hanım. Sana da Osman Efendi. Ayıp Osman, ayıp. 50 yaşındaki kadını baştan çıkarmak ayıp. Ben kimseyi baştan çıkarmadım Süleyman. Öyleyse nedir bu haliniz? Kumrular gibi, liseli aşıklar gibi. Bak Süleyman, biz ikimiz birbirimizi seviyoruz. Sen onu benim külahıma anlat. Şu haline bak. Ablamın haline bak. Bu yaşta, şu halinizde sevgi olur mu be? Sevginin yaşı olmaz Süleyman. Ben boşanıyorum. Yalnız bir adamım. O da yalnız. O yalnız değil. Ben varım. Kapı gibi kardeşi var. Tamam sen varsın ama kardeş başka, erkek başka. Söylediğini kulağın duysun Osman. Yani biz erkek değil miyiz? Şimdi alırım seni ayağımın altına burada ha. Yahu dur biraz. Tabii erkek adamsın. Ama onun kardeşisin. Ben başka anlamda söyledim. Yani aşna fişne yapılacak erkek diyorsun. Hadi yıkıl karşımdan. Yıkıl. Ben bunca yıllık ablamı sana peşke çekmem. Bir daha onunla konuşursan vururum. Dinime Allah'ıma seni vururum Osman. Allah. İyi akşamlar. Hayrola Adnan? Nereden çıktın sen? Bu özel bir yemekti. Hanıma davet etti. Hanıma mı? Bakıyorum kaynaşmışsınız bir de. Hoş geldiniz hanıma. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun oturun. Sağ olun. Bizlere çok güzel bir sofra hazırlamışsın. Eksik olma da niye çağrıldığımızı bilmek isteriz. Evet, değil mi ya? Niye geldik? Haklısınız. Ama söyleyeceklerimi bizzat benim ağzımdan duymanızı istiyorum. Önce kadehimi sizlerin şerefine kaldırmak istiyorum. Yıllar süren uzun dostluğumuzun şerefine. Şeref verdinize. Saatinize hanıma. solo por tu amor, solo por tu amor. Teşekkür ederim. Hasta el cielo llegaría solo por tu amor. Te traería solo por tu amor en la soledad. Hadi gelin, gelin. Ben Halim. Dinliyorum. Ne? Olamaz. Yapma be hurdacı. Peki ne yapalım? Bu da kader. Ulan Halim, kör bir adamın arkasına takılırsan olacağı budur. Hapı yuttuk galiba. Ne oldu Halim? Benim muhbir. İçeride 3 kasa varmış. Hangisinin olduğunu bilmiyormuş. Ne diyorsun be? 3'ünü birden nasıl açarım? Kasaların cinsini, cibriyetini bile bilmiyorum. İşte bu yüzden hapı yuttuk ya. Böyle hemen vazgeçemezsiniz. Buraya kadar geldik. Yapacak bir şeyler olmalı. Mutlaka olmalı. Ne yapabiliriz? Gözümüzde bir kasayı kestirip şansımızı deneyeceğiz. 3'te 1 şansımız var. Ya 3'te 1 ya da 3'ünden 1'i. Durun bakayım. Aklıma bir şeyler geliyor. Ne geliyor? Tamam. Nedir tamam olan Halim Bey? Hadi. Nereye gidiyoruz? Soru sormayı bırakın. Bakar mısınız bir de? Buyurun efendim. Hesap lütfen. 8 milyon efendim. Buyurun. Teşekkür ederim.